Şerife ve Mevlüt Harmankaya çifti tarafından Meram ilçesi Yaylapınar mahallesinde bağışlanan arsa üzerine yapılacak 24 derslikli eğitim tesisinin temeli törenle atıldı. Mahalle sakinlerimizden Şerife ve Mevlüt Harmankaya çift, hayırsever çiftimizin bağışladığı bu arsa üzerine inşallah 24 derslikli bir eğitim tesisinin bugün temel atma törenindeyiz. Ağustos ayında tamamlanarak hizmete girecek olan bu tesisimiz Avrupa Birliği ve Dünya Bankası fonuyla desteklenen bir projedir ve toplam ilimizde bununla birlikte 7 eğitim kurumu yapılacak. Bu onların ilk binası olacaktır. Törenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 2019 yılında tekli eğitime geçilmesi kapsamında Konya'da şimdiden 92 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle bakanlığımızın tekli eğitime geçme projesi kapsamında ilimizde 92 projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bunların toplamında 1780 derslik eğitime kazandırılacaktır. Şu ana kadar 46'sının inşaatı aşağı yukarı tamamlanma aşamasına gelmiş, 26 projemiz ilan edilmiş ve bu şekilde inşaatlarına başlanmak üzere ve başlanmış durumdadır. Son kalan 20 projemizin de ihale hazırlıkları hızlı bir şekilde devam ettirilmektedir. İnşallah bunlar bittiğinde ilimizde büyük ölçüde tekli eğitimle ilgili hazırlıklar tamamlanmış olacaktır. Ardından kürsüye gelen Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak da hayırsever Harmankaya çiftine eğitime verdikleri destek için teşekkür etti. Memleketimizin geleceği, geleceğimizin teminatı, gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim alacağı, dünyanın en yeni bilgilerine ulaşacakları, ahlak sahibi olacakları, dünyayı öğrenecekleri ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracakları mekanlar işte şu anda temelini atmaya hazırlandığımız okullardır, üniversitelerdir. Onun için böyle bir yatırıma vesile oldukları için tekrar teşekkür ediyorum hayırsever vatandaşlarımıza. Plaket töreninden sonra mikrofonu eline alan Şerife Harmankaya da konuşmasında vatan sağ olsun dedi ve ekledi. 6 torunum, 3 evladım var. Şimdi çok olacak inşallah. Bura başlarsa çok sevinçliyim. Vatanımız sağ olsun. Bakanlarımız, devletimizin organları sağ olsun. Devletimizin organları sağ olsun. Organ yaptım bari. Oldu sağ olun. Konuşmaların ardından 24 derslikli yeni eğitim tesisinin temeli törenle atıldı. Bu eğitim kurumunun hayırlı hizmetler vermesi dileğiyle temel atmayı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eğitim tesisinin orta öğretim mi yoksa lise mi olacağı önümüzdeki aylarda ihtiyaca göre planlanacak. Ağustos ayında bitirilecek tesis, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Fonu tarafından eğitim altyapısının güçlendirilmesi projesi kapsamında yaptırılıyor.